Allah'ın candaşları. Hiç ayrılır mı? Ayrılamazmış ya. Değil mi Yaman? Ayrıldıklarında yüreklerindeki acıyı da beraberinde götürürlermiş Sırma. Öyle. Biz canımızı kurtardık Hakkız. Ama masumlar hiç soyu, çoluk çocuk demeden arabadaki herkesi kılıçtan geçirdi. Hiç acımaları yok. Yok Handan'ın umutları da onlar acımayacak. Türk topraklarından defolup gidecekler. Bir elin beş parmağı gibi ayrıyız. Ama düşman bir olunca elimizi sıkıp tek yumruk oluruz. Çoban Hatun'da birlikte bahsettiğine göre yok anlamının karşısında kimse duramaz artık. Halk tahıl yokluğundan yakınmış. Gün doğmadan sakladığınız buğdayları alıp saraya getirelim. Gücümüzün yerinde olması gerek. Yiyin. Doyun. Afiyet olsun. Han babam. Biz birlikken güçlüyüz ama saray Kaya oradayken içim rahat etmez. Hakkı sarayda Temur. Gözün arkada kalmasın. Temur. Uyut Barak belasını. Topraklarımızdan def etmediğimiz sürece endişe edeceğim bir sarayda olmaz. Saltuk. Hanım. Orduyu toparlayasın. Gün doğumunda yola revan olacağız. Buyruk sendir hanım. Yüzünde bahar yerleri estiren nedir evdeşim? Mutlu olmam için bir muştu gerekmez. Balamızın varlığı. Yüzümde her zaman bir bahar yeri estirir. Gök Tengri'ye alkışlar olsun. Hanımızdan, teginlerimizden haber var mıdır? Daha yok. Kulağındadır.
Atın kılıçlarınızı! Bırakmayın baba! Bu it için başınızı yere eğmeyin! Türk töresi görmeyeli Teginler Hanı'na buyruk verir olmuş. Sürü geri gitti mi? İt başa kalırmış. Sen kimsin ki Türk'e töreyi öğretirsin? Atın kılıçlarınızı Alpago! Atmayın. Yoksa oğlun ölür. Demek beni ciddiye almazsın ha? Demek beni ciddiye almazsın ha? Bir oğlum için 15.000 oğlumu feda etme. Öleceksek savaşarak ölürüz. Birit'in karşısında diz çökmeyiz. O vakit Kurt Dağı'nda kurganınız olacak.